bununla ilgili olarak ilk başta bir 19 Mayıs Üniversitemizin Türkiye Cumhuriyeti Bern Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği'nin Zürih Başkonsolosluğu'nda düzenlediği eğitim semineri büyük ilgi gördü. Seminere Zürih Başkonsolosu Aslı Oral, Eğitim Müşaviri Sezai Güler ve Türkiye'den 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüsrev Mennan katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkonsolos Oral, katılımcılara teşekkür ederken eğitimle alakalı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi. 20 tane de şu anda Türkçe kursuna devam eden ve 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüsrev Mennan katılımcılara üniversite hakkında bilgi verdi. Toplantının ardından Profesör Doktor Hüsrev Mennan ve eğitim müşaviri Sezai Güler mikrofonlarımıza konuştular. Bildiğiniz gibi Uluslararası Öğrenci Sınavı 2010 yılında ÖSYM tarafından kaldırıldı ve üniversitelere öğrenci alımı bakımından serbest bırakıldı. Bir yıl sonra da YÇS, yani bizim yurttaşlarımızın, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın çocuklarının girdiği sınav kaldırıldı ve ikisi artık birleştirildi ve bir havuz içerisinde uluslararası öğrenci olarak adlandırıldı. 2011-2012 yılından itibaren üniversiteler kendi sınavlarını yapmaya başladılar, YÖS sınavlarını ve buna göre üniversitelere kabul almaya başladılar. Bu kapsamda da biz 19 Mayıs Üniversitesi olarak 2012-2013 yıllarında bu sınavları gerçekleştirdik. 2012 yılında 22 ülke, 29 merkez, bu yıl içerisinde de 32 ülke ve yaklaşık 49 merkezde bu sınavı 5 farklı dilde gerçekleştireceğiz. Tabii buradaki amaç özellikle halkımıza bir farkındalık yaratmak, sadece 19 Mayıs Üniversitesi değil, Türkiye'deki diğer üniversitelere de nasıl YÖS'le yerleşebilirler, bu konuda bir aydınlatıcı bilgiler vermeye çalışacağız. Sezai Bey, son zamanlarda eğitim liseçede bayağı bir atılım yaptık ve her ay konsolosluğumuzda bilgilendirme toplantıları oluyor ve bu ayki sayımızda da sizin yazınız olsun, bayağı bir haber var eğitim üzerine. 19 Mayıs Üniversitesi'nden yetkililer geldi bugün de buraya, bilgilendiriyorlar. Bugünkü toplantı hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii, çok teşekkür ederim. Öncelikle olarak ben Post Gazetesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladığı için her zaman da yanımızda olduğunuz, sağ olasınız. Şimdi ben bugün çok mutluyum. Çünkü biliyorsunuz geçen sene ilk yaptığımız işlerden bir tanesi açık liseyi buraya almaktı. Ve Allah'a şükür şu anda 160-170 tane gencimiz burada açık lise okuyor. Fakat asıl önemli olan şuydu, açık lise okuduk, ondan sonra ne olacak? Bizim çocuklarımız için, burada yaşayan çocuklarımız için. İşte ondan sonra ne olacak kısmı, işte geçen haftalar, aylarda biliyorsunuz Aksaray Üniversitesi geldi. Bu ayda sağ olsunlar çok değerli iki öğretmenimiz geldi. Buraya 19 Mayıs Üniversitesi geldi. İşte ondan sonra ne olacak kısmı, buradan diploma alan çocuklarımız Türkiye'de ÖSS, eski ismiyle, yeni ismiyle, LGS'ye, YGS'ye girmeden bizim için özel olarak ayrılmış kontenjanlardan yararlanarak Türkiye'de üniversite okuma imkanı sağlayacaklar. İşte bu sene girişimlerimizde hem Aksaray Üniversitesi hem İstanbul hem de 19 Mayıs Üniversitesi ilk kez Bern'de bu sınavları yapacaklar. Ben buradan bütün gençlerimize sesleniyorum. Özellikle lise, açık lise olanlar için daha çok, cimnazyuma bir şeyim yok. Yani cimnazyuma giden çocuk da her zaman girebilir. Onda sıkıntımız yok ama onların zaten yolu açık ama özellikle açık liseye giden çocuklarımız bu sınavlara katılırlarsa buradan aldıkları puanlarla, bakın mesela 19 Mayıs Üniversitesi, birazdan hocam anlatacak, 97 tane üniversite, Türkiye'deki üniversiteye başvuru yapabiliyor. Ve bunun için Türkiye'ye gitmesine gerek yok. İşte hizmet ayaklarına geliyor. Burada sınava girecekler. Aldıkları puanla Türkiye'deki hemen hemen işte yarıdan belki %70-%80 oranındaki üniversiteye istedikleri bölümlere başvuru hakkı tanıyacaklar. Onun için bu bizim çocuklarımız için çok önemli bir fırsat.